90'lu ünlünü sese hoş geldiniz. Ben Melik Şah. Bugün yine çok eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor olacak muhtemelen. Hemen konuğa geçiyorum. Şeytanın aklına gelmeyecek bir konuğumuz bugün bu programa konuk. Daha kaç kez konuk diyebilirim bir cümlede. Melik Şah. Harika bir giriş. Harika bir giriş. Çok alkış çok duymak istemiştim. Bravo, hoş geldin. Teşekkürler, sağ ol. Çok merhaba. Şey. Kapı kendinden kapandı üstelik. Hoş geldin, nasılsın? Hoş nasılsın? Buldum canım Meriç'im. Arkadaşım. Ya seni ne kadar özledim, ne kadar. Ben seni ya toplamda 4,5 dakikadır görmem ve şimdi inanılmaz özledim. O kapının arkasında acaba neler yapıyor? Ne kadar uzun sürdü kapının evet, arkasındaki halim, bana da öyle geldi. Hoş geldin, oyunumuzu biliyorsun. Oyunumuzu ya, öğrenmeye çalışıyorum, yaparak öğreneceğime inanıyorum açıkçası. İnşallah tatbik edeceğiz burada beraber. Tatbik edeceğiz, evet. Küremizden ünlümüzü seçeceğiz. Ve hangi ünlü olduğumuzu tahmin etmeye çalışacağız. Dünyanın tamam. En basit oyunlarından biri. Tamam. Buyurun küremizin yanına gidelim. Buyurun ilk siz başlayın. Evet. Çevirin çağırın. Çeviriyorum. Aynen. Hoppa. Senin para atman gerekiyor benim için. Aslında küçük bir sürpriz alın. Galiba benimkisi ücretli. Şimdi ilk olarak konuğumuza soru hakkı tanıyoruz biz genelde. Tamam. Evet hayır soruları sorarak başlayabilirsin kim olduğunu öğrenmeye çalışmaya. Süren başlasın. Haydi. Buyurun sorun. Kadın mıyım erkek miyim? Evet hayır sorusu mu olarak kadın düşündüm. Kadın mıyım? Hayır. Erkek miyim? Yani evet, beyanın o yönde. Müzisyen miyim? Hayır. Oyuncu muyum? Hayır. Sporcu muyum? Hayır. İş insanı mıyım? Yani muhakkak vardır bir başka bir yatırımın. Ama yani iş insanı olarak tanımıyorsun, hayır. Başka bir özelliğine tanımıyorsun. Zengin miyim? Fena değildir ya durum. Bunca yıldır çalışıyorsun. Yerli miyim, yabancı mıyım? Yerli. Yerli mi? Hı-hı. Bunca yıldır çalışıyorum. Evet. Türkiye'de yaşıyorum. Hı-hı. Erkeğim. Bunca yıldır çalışıyorum. Oyuncu müzisyen mi? Ali Koç? Tahmin, yani sorularını bitirince tahmin edersin diye düşünmüştüm. Tamam. Yakışıklı mıyım? Evet. Yani hoşsun. Çok mu yakışıklıyım? Yani neye göre şimdi? Niye böyle zor durumda kalayım? Ya bayağı hoşsun bence yani. Bir doldu süren. Ya çok mu yakışıklıyım diye bir çarçur olur mu ben? Peki soruların, yani ilk bir dakikalık süreni harcadın. Bir tahminin var mı? Yani bir kere öncelikle harcadın demen çok ayıp. Harcadın, zayi. Belki de tahminim var kardeşim. Buyurun, buyurun. Bir dakika dur. Elimdeki verileri değerlendirmek istiyorum. Bunun için süren var mı? Ay yok. Buyurun ya, sonsuza kadar izler insan. Elimizdeki verileri değerlendirelim. Erkeğim beyanıma göre. Türkiye'de yaşıyorum ve çalışıyorum. Ya zengin olduğum söylenebilir. Fena değil, evet. Ya sanatla uğraşmıyorum anladığım kadarıyla. İş insanıyım. Yani aslında yani evet. Doğrudan sanatçı değilsin, evet. Yakışıklı da gibi bir şeyim. Bayağı evet. Hoş. Bayağı demediniz. O yüzden sordum. Hoş, bayağı hoş bir bey. Benim aklıma bir tek Ali Koç geldi. Maalesef değil ama. Melis maalesef 3 tahminin de doğru değil. Çünkü 3'ü de Ali Koç'tu. Hayır değildi. Yok, ilk tahmin hakkını kaybettim maalesef. Ben evet. Bende sıra. Hayır değil. Bende kardeşim. Kardeşim bir tahmin hakkında. Yok formatımız rahatlı. Hakemlere sorduk biz burada. Tamam, ne istedin? Mirgül Cabas demek istiyorum. Evet doğru. Doğru. Bildim işte, yazdım. O zaman benim de süren başlasın. Süren başlasın. Erkek miyim? Değilsin. Tamam, ne yapalım olsun. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Oyuncu muyum? Değilsin. Sporcu muyum? Değilsin. Öyle celebrity miyim? Celebrity'sin canım. Neyimle ünlü olduğumu bulmaya çalışıyorum. Bir fiziksel özelliğim var mesela dikkat çeken? Bu bir evet hayır sorusu değil. Değil hakikaten. Peki, Türkiye'de mi yaşıyorum? Hayır. Amerika'da mı yaşıyorum? Galiba. İngiliz olabilirmişim gibi bir halim vardı. Yani tam olarak değilsin, İngiliz değilsin galiba. Oyuncu da değilim. Bir dakika, kimim ben ya? Ben canlı biri miyim, kurgu karakter miyim? Ha, kurgu canlısın, karakter miyim? Hayır. Normal biriyim. Normal, evet insansın. 30 yaşlarında mıyım? Ay ne? Ne bileyim. 40'lı yaşlarında hayır, değil. 40'lı yaşlarında kesin değilsin. 30'larında da değilsin bence. 20'lerimdeyim. Bence evet.
20'lerimde bir kadının ve mesleğimi bilmiyorum. Benim de mikrofon. Ay Allah. Bilinen bir mesleğim var mı? Melik, sen niye süreni çarçur ettin ya? Yılmaz şimdi anladım. Niye harcadın bu süreyi böyle? Ben sanırım kadınım anladığım kadarıyla. Evet evet. 20'lerimdeyim. Yani 20'lerindesin diyebiliyorum ben ama şimdi çok hakim değilim yaşına hanımefendinin açıkçası. Ben tahmin hakkımı... Bir dakika, bu ilk tahmin hakkı mı? İlk tahmin hakkı. Evet, duyalım. Kardeşinlerden biri miyim? Değilsin. Haydi. Yine ben bir de geniş zaten bir perspektif. Zaten böyle bir soru olabilir mi ya? Bir dakika, ikinci tahmin hakkımı kullanmak istiyorum. Yoksa Joker hakkıma gideceğim. Tamam. Çok çok hırslandım. Soru mu soracaksın yine? Tahmin evet, edeceğim artık. Evet, tahmin edeceğim. Ama onun da yaşı maşı belli ya. Bu şekilde çarpı etsem bu kişinin yaşı zaten belli. Ben bilmiyorum tam olarak yaşını. Ama 20'lerinde gibi geldi sana değil bana mi? Bana öyle gibi geliyor, evet. O zaman Paris Hilton elenir. Bunu bir şey olarak söyledin hayır, mi? Hayır, ha, söylemedim. Tamam. Bu senin düşünce zincirinin bir parçasıydı. Evet. Ben böyle bir kraliyet ailesine mi gitsem acaba dedim de orada 20'lerinde kimse yok. Yok mu? Meghan... Meghan mıyım? Meghan 20'lerinde değil zaten. Değil işte, yok çünkü. çok çok kötü oynuyorsun. Ben Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yine arkadaşını mı arayacaksın? Hayır. Beni benim... ara. Ya bu kadar eğlenemezsin. Zor durumda oldum. Tamam, yenilirsem yenilirim ya. Benim hayat tarzıma en uygun redoksiyon ürünü hangisidir sence? Yani ben pro olduğunu düşünüyorum. Ha. Yani öyle bir hayatı varmış gibi geliyor bana yani. Bu kadar hareketli bir hayatı bence var. Bence hareketli yani. Bir hayatı var kesinlikle. Aa, ben bayağı ünlüyüm ya. Ya inanılmaz ünlüsün. Ne? Evet. Ben işsizim öyle mi? Hayır, tabii ki işsiz değilsin. Ama doğru soruyu sormadın. Allah kahretmesin ya. tamam artık yani atacağım bir isim. Hadi at, asla ilk aklına geleni söyle. Ben kimim biliyor musun Meriç? Mark Zuckerberg. Kadındım ben değil mi? Yemin ederim bir iş insanı falan düşündüm. Hay Allah ya, bu kadar da kötü harcamadım. Kimdim ya? Bella Hadid'ti. Ne? Farklı hayatların, farklı bireylerin farklı desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz. Peki farklı hayat tarzlarına uygun destek veren redoksiyonları tanıyor musunuz? Yaklaşık. Az hareketliler, oturduğu yerden temel destek almak isteyenler. O kadar haklısınız ki. Minimum eforla maksimum verim almak istiyorsunuz. Sakin ama dolu dolu bir hayatınız var, öyle mi? Redoksiyon C vitamini tam size göre. Benim daha kapsamlı bir desteğe ihtiyacım var. Çünkü ben arada bir arkadaşlarımı görmeye gidiyorum. Nadiren de olsa ofise uğruyorum. Ve 40 yılda bir date'e çıkıyorum diyorsanız. Redoksiyon üçlü etki sizin için. İçerdiği C, D vitamini ve çinkoyla bu aralar benim de sıklıkla tercih ettiğim bir redoksiyon kendisi. Etkinlik bağımlıları. Beni sadece yaz tatilleri kesmiyor. Ben kışın da her türlü tatilime giderim. Kayağımı yaparım. Yani oradan buradan atlarım. Ben her türlü ekstrem sporda varım diyorsanız size öncelikle akıl fikir, sonra da Redoxon Pro diyoruz. Redoxon Pro, CD vitaminleri, çinko, selenyuma ek 7 vitamin ve mineral içeriyor. Evet, gördüğünüz gibi her türlü hayat tarzını destekleyen redoksiyonlar vardır ve içerdikleri C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Eğer siz de doğru redoksiyonla gardınız... Heyecan yükseliyor. Evet, çeviriyoruz. Bu sefer artık bilebileceğim bile olsun ya. Çok çok hırslandım. Süremiz başlasın. Başlasın. Oyuncu muyum? Hayır. Şarkıcı mıyım? Evet. 20'lerimde miyim? Evet. 20'lerine yeni girdim. Yeni girdim galiba. Evet. Galiba. İyi giyinen biri miyim? Evet. Yani kesinlikle bir stilin var. Çok. Kendime ait bir stilim var. Evet. Türkiye'de mi yaşıyorum? Hayır.
Amerika'da mı yaşıyorum? Evet, yani galiba. Ödül aldın mı böyle müzik ödülü? Aldım. Hitlerin var mı böyle çok ünlü hitler? Aa, olmaz mı ya? Ha bayağı var. Keşke hitler demeseydim be kardeşim. Keşke demeseydim. hiti olan biriyim bolca. Peki böyle çok bilinen bir ilişkin var mı? Magazin Ay. Gündeminde miyim? Bilmiyorum. Hmm. Yani bu soruyu cevaplayamıyorum. Tamam. Öylesindir herhalde. Ne kadar sağlıklı bunun cevabını bilmem. peki... Hiç kimse gelmedi mi hakkında ya? Geldi tahmin. Bilmişsindir şu anda hani bence. Süremi doldurana kadar soru sorayım. Hadi sor tamam. Abim var mı benim? Var. Tamam. O zaman soruyorum tahmin. Söyle. Billie Eilish. Evet. Allah. Evet hakikaten hiç doğru. Tertemiz bir kız. Bayılırım. İlişkisi var mı ben bilmiyorum. Yani varsa evet, da bilmiyorum. Yani ben belgeselinde görmüştüm o dönem bir erkek arkadaşı vardı ama hani bildiğimiz biri yok. Sonuçta kendi özeli. Aynen öyle. Bizlerine kardeş. Bizi ilgilendirmiyor. Sana puanını kazandırdı mı kazandırdı. Sevgili Billie Eilish'e buradan sevgiler yolluyorum. Çok da severim. Ben de. Peki, o zaman hazır olduğunda süreni başlatabilirsin. Hazırım. Buyurun sorularınıza. Oyuncu muyum? Hayır. Ama oyunculuk da yaptın ama oyunculuk değilsin yani, öyle tanınmıyorsun. Yerli miyim? Evet, yerlisin. Oyunculuk da yaptım ama öyle tanınmıyorum. Kadın evet, mıyım? Yani bir kere bir şey de oynadın yani. Kadın mıyım? Erkeksin. Yakışıklı mıyım? Evet, yani evet. Bir dönem hele... Müzisyen miyim? Evet. Ha. 20'lerimde miyim? Yok. 30'larımda mıyım? 40'larımda mıyım? Evet bildiğim kadarıyla. Allah Allah. Mavi gözlü müyüm? Hı-hı. Yeşil gözlü müyüm? Ya olabilir sanmam ama. Sarışın mıyım? Hayır. Esmer kumral, miyim? Kumral. Kumralım. Kumral tıpkı senin gibi. Evet. Şu an hala çalışıyorum ama değil mi yani? Evet ama yani çok spekülatif şeyler oldu bu konuyla ilgili ama çalışıyorsun şu an. Spekülatif şeyler mi oldu? Yani siz çalışıyor musunuz beyefendi? Aa buldum. Ama ipucu verdim ya çünkü çok spesifik bir soru sordum. Rockçı mıyım? Evet. Aa. Tahmin çok güzel şarkılarım mı var? Evet. Tamam tahmin etmek istediğimi inanıyorum ama isterseniz süre bitene kadar yine sorular sorabilirim. Süreniz doldu mu? Ben Teoman mıyım? Aynen Teoman. Sana helal olsun. Hayır bir miyim? Eğer bir eşitlik yakalarsak bir tur daha oynayacağız. Bana ne? Tamam oynayalım kardeşim. Tamam, çeviriyorum. Çevirin lütfen. Dım 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 dım. Bilir miyim? Aa ne? Bakalım önde gitmeye devam mı edeceksin yoksa 2-1'den 2-2'ye mi döndüreceğim bu maçı? Galibiyete yaklaştıkça heyecanım arttığını söyleyebilirim. Sana helal olsun. Teşekkürler. Hazır olduğunda süren başlasın. Hazırım. Buyurun. Kadın mıyım? Bir dakika kim olduğunu unuttum. Aha evet tamam. Evet. Pardon hatırladım. Özür dilerim o kadar tanımıyorum ki. Dur biraz tanıyayım. En azından kadın mıyım erkek miyim? Onu biliyorum. Tamam süreni çalıştırabiliriz. Kadınsın evet. Tamam. Oyuncu muyum? Hayır bildiğim kadarıyla değilsin hayır. Müzisyen miyim? Hayır. Sporcu muyum? Hayır. İş insanı mıyım? İş insanı. Gazeteci miyim? Hayır. Televizyoncu muyum? Televizyona çıkan biri miyim? Televizyona çıkan birisin. Televizyonda bir işiniz vardı sizin. Gündüz kuşağında programı olan biri miyim? Değilsin galiba. Hayır yok. Dizide mi oynuyorum? Hayır. Ama yani seri halinde devam eden bir şey evet. Yani. Yarışmacı mıydım? Reality show. Aa. Evet programın var. Yani senin program... içinde bulunduğun. Ha, sarışın mıyım? Değilsin. Mavi gözlü müyüm? Değilsin sanırım. Değilsin. Hadi sana bir ipucu. Sosyal medya fenomeni miyim? Evet yani tabii. Evet inanılmaz bir takipçinin olduğunu hatırlıyorum. Ha. Evet. Böyle şey miyim? Manken miyim? Modellik yaptın evet. Modellikle mi tanındın? Hay Allah evet bu arada modellikle tanındın. Evet çok karmaşık bir yapının içine düştüm şu anda. Bir ailem olduğunu evet. Anladım yani tabii. Şey olarak meşhur bir ailem meşhur var. Meşhur bir ailenin yesin evet. Kylie Jenner miyim? Evet. Ha Kylie Jenner miyim? Allah Allah bizimki Kylie Jenner'sın evet. Aa ben hep Türk düşünüyorum. Ama yabancı. Onu sormadım. Sormadın evet. Doğru.
Tebrik ederim Melis. Bu yarışı kazandın öncelikle. Teşekkür şimdiden. Ederim Melikşah. Bu son etabı gerçekten senin vermiş olduğun ipucuyla kazandım. Estağfurullah. Yok yok. İpucu mu denir emin değilim ama yani evet güzel bir cevap sadece verdim. Sorduğun soruları özetledim sana. Ben de elimden geleni yapacağım bu etapta sana. Hadi bakalım. Bu bir nezaket oyunu artık. Şampiyon belli. Şampiyon evet. Belli. O zaman benim de sürem başlasın. Oyuncu muyum? Değilsin. Şarkıcı mıyım? Değilsin. Neden yani oynamışlığım var ama oyuncu değilsin. Oyuncu değilim. Evet. Oynamışlığım var. Demek sporcuyum ben. Değilsin. Türkiye'de mi yaşıyorum? Evet. Politikacı mıyım? Değilsin. Peki ben gazeteciyim. Yok değilsin. Haberci de değilim dolayısıyla. Ben ressamım bence. Değilsin, ressam değilsin. Şairim. Hayır. Edebiyatla da mı işim yok? Edebiyatla işim var. Var. Çok işim var. Yazarım ben. Evet. Yazarım 40'larımdayım. 50'lerimdeyim ya da. 40-50 bir şeydir. Yani oralardasın. Kıvırcık saçlı mıyım ben? Düz saç. Saçlarıma saçlarının bakmış. Bir şeyi yok yani. Saçlarının özel bir... Saçsız mıyım? Saçın var. Saçım var. Saçın var. Saçın tercih ettiği biriyim. Saçın tercih ettiğin birisin tabii ki. Peki esmer biriyim. Esmersin evet. Hoş biriyim yaşıma göre. Bence evet hoş birisin. Çok cool birisin. Edebiyatçıyım ya. Edebiyatçı yani tabii ki edebiyatla. Eyvah oyunculuk da yaptım bir iki kez. Yani bunu bilmeyi çok istiyordum. Filmlerde görünüm. Dur belki hala bilebilirim ya. Evet evet tamam hadi. Şarkı söz yazarı falan mı? Öyle de bir ünlü değilsin. Yok ki. Yani mesleğin çok ucundasın ama tam mesleği bulamadım onu söyleyeyim. Sadece bunlar var artık. Bir dakika ya. İlber Ortaylı falan yaşlarında değilim. Hayır canım. Kimse de gelmedi aklıma. Acı. Ben miyim falan desene. Kırklarım da her şey bir yana. Ben galiba kim olduğumu bulamadım biliyor musun? Aa buldum diyeceksin sandım. Seni de çok yani... Sevdiğim biri yani mi? Bence seviyorsundur diye tahmin ediyorum. Hayda. Eğer sevmiyorsan da şu anda itiraf edemezsin sevmediğini. Evet aynen öyle. Ben Melis zaten yenilmiştim hatırlarsan. Evet ama hoşuma gitti. Birazdan sorabilsen keşke. Evet. Yok ya bulamayacak gibiyim. Bir ipucu ver sen de benim verdiklerimden. Mesleğini söyleyeyim. Söyle. Yönetmensin. Hayda Nuri Bir Gece İlhan. Evet. Hayda. Nuri Bey'in bir 50'si vardır ya. Var mıdır bilemedim. Vardır. Elimden geleni yaptın mı bu sefer? Evet, bence yaptım. Bayağı yaptın. Ama ben yönetmen aklıma geldi de çok yazarlığa girdim. Ama yazar, yaptım. Yazıyor doğru. Da aynı. Evet yazdım, yönettim, oynadım. Doğru, doğru. Sen Nuri Bilge Ceylan'ı bilememiş olmanın vermiş olduğu bir üzüntüyü yaşadın. Ben YouTube tarihine Nuri Bilge Ceylan bilmediğim bir video bıraktım. Evet. O yüzden benim için bu videonun bambaşka bir tadı ve değeri oldu Meriç. Seni gerçekten tebrik ederim. Yani 3-1 ezici bir yenilgiye uğrattın beni. Teşekkür ederim ben öncelikle. Teşekkür ederim. İlk etabı oynarken biraz formatla ilgili kafa karışıklığımız olduğuna inanıyorum. Ben buna çığlık çığlığa tahmin yürütmek mecburiyetine bırakıldım. Ben ilk dilerim biraz... diğer yarışmacıların başına böyle bir şey gelmez. Ben biraz hırsıma çok yenildim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hep yenmek istedim. İnşallah hep yenersin hayatında. İnşallah sen hep arkadaşım. Yenersin. Başka formatlarda inşallah. İnşallah yenilsem de bununla baş etmenin bir yolunu bulurum kendi adıma. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Meriç Eraldı bugünkü konuğumuz. Görüşmek üzere. Redoxon'la Ünlü Seçin yeni bölümlerinde.